Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 326. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerini 3-4 haftalık uzun bir aradan sonra nihayet yeniden başlamış oluyoruz. Bugün kıdemli konuklarımızdan bir tanesi Profesör Doktor Kahraman Şokul'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yayın oldu? 5-6 oldu herhalde. Bu dördüncü. Dört mü oldu? Dört rahat oldu da. Evet. Beş oldu mu? Beş olmuştur gibi geliyor. Neyse. Bu yayın kendisinin hem Derin Tarih Dergisi'nde hem de Bilim Sanat Vakfı'nda Derin Tarih Dergisi'nde yazdığı ve Bilim Sanat Vakfı'nda ders olarak verdiği bir konu başlığı üzerine yapacağız. İpek Yolu üzerine. İpek Yolu'nun tarihi ve bir anlamda bir kavram olarak icadı üzerine konuşacağız. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan MasaApp uygulamasına ve Patreon destekçilerimize başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz ve ben ilk soruyu sorması için sözü Ozan'a veriyorum. Evet. Geçmiş olsun. Tekrar eyvallah. Sanki bir programda görüşüyormuş gibi oluyor ama. Evet. Programdan hatta böyle görüyoruz birbirimizi. Telefonlaşıyoruz abi. İstanbul büyük yer yani. Olacak o kadar. Kahraman, aslında şöyle bir söyleyeyim. Biz böyle kavramlar tarihi üzerine de çalışmayı seviyoruz. Konuşmayı seviyoruz. İpek Yolu'nda bunlardan bir tanesi. Hani çok böyle lise tarih kitaplarında sonrasında üniversitede işte iktisat tarihi falan okuyorsunuz. Onlarda falan çok geçen bir kavram aslında İpek Yolu. İpek Yolu, ondan sonra Baharat Yolu, belki onu eklemek gerekiyor. Bu İpek Yolu kavram olarak tarihi nedir? Bu kavramın ortaya atılması ne zamana denk geliyor? Yeni bir şey mi, eski bir şey midir? Onun üzerine böyle bir hafiften bir giriş yapalım, sonrasında da dallanıp budaklandırırız. Olur tabii. Yani küresel tarihçilik tartışmalarında İpek Yolu'na her zaman özel bir yer biçilir. Yıllarca anlattım ben bu dersi. Bilim ve Sanat Vakfı'nda konferans bahanesiyle geçen yıl tekrar anlattım. Fakat yıllar içinde gözlemlediğim üzere öğrencilerin mesela Avrasya tarihi dersi, genel Türk tarihine giriş konulu derslerde bu konu öğrencilerin en çok ilgisini çeken konulardan biri. Bunun nedeni de dediğin gibi kavram tarihinin aslında kapı aralaması. Şimdi İpek Yolu tabii bir kavram olarak ancak 1870'lerde 80'lerde ortaya çıktı. O dönem Alman coğrafyacılığının yükseliş devri, işte Orta Asya tabirinin icadı. Bizim için objektif geliyor tabii. Kuda artık bu tip şeyler coğrafi tabirler de değil. Yani belli tarihlerde uydurulmuş şeyler. Orta Doğu deyince 100 yıllık geçmişi var. Yakın Doğu, Uzak Doğu. Bunlar objektif tanımlar değil. İşte bu tanımların icat edildiği dönemde İpek Yolu tabiri de Alman coğrafyacı meşhur Richthofen tarafından 1870'lerde 80'lerde sanıyorum ortaya atılıyor Seidenstrasse diye. İlk görselimizde aslında İpek Yolu'nu meşhur edenleri görebiliriz. Sağ alt köşede görüyoruz Alman coğrafyacı Freiherr von Richthofen'e 1877'de bu tabiri bir mecaz olarak kullandı. Yani demek istediği doğudan batıya giden bir İpek Yolu vardır ve burada işte ticaret olur. Ama biz öyle kavramıyoruz. Değil. İşte öyle kavramıyoruz. Öyle bir yol varmış gibi. Kavram tarihçiliğine kapı açtığı nokta zaten mecaz olmaktan çıkıp bir gerçekliğe dönüşmesi. Bu yansıda mesela gördüğümüz isimler soldaki aslında en tanıdık gelebilecek resim Langdon Warner. Bu aslında Indiana Jones serisine ilham veren kişi. Meşhur Indiana Jones, kampçılı adam. Kürekli adam. Görüntüden de anlaşılacağı üzere. Diğer isimler de tabii burada gördükleriniz İpek Yolu'nu meşhur eden isimler. Çünkü bunların bir kısmı amatör arkeolog, bir kısmı akademik arkeolog. Peliot akademisyen değil mi bu? Von Lecoq, Orel Stein, Pelot ve burada ilginç olan tabii çok tartışmalı isimler. Yani sırtlan mı bunlar? Yağmaladılar. Çünkü öyle bir şey var. Algı var ki gerçeğe dayalı bir algıdır. Yoksa mi? Bunlar işte Budizm, Maniizm değil mi? Bu konularda ne biliyorsak büyük oranda bu isimler sayesinde çünkü işte o Dunhuang mağaraları İpek Yolu'nun tam içine girdiği bölgede tarım havzasında. O mağaralarda işte gömülü bulunan şeyler. Bir Daoist rahip tarafından bulunan bütün o Budist metinler. Bugün Budizm sanatı deyince anlatabildiğimiz şeylerin çoğu oradan geliyor. Bunların bir kısmı Uygurca yazılmış metinler. Yani bunların meşhur edilmesinde de önemli isimler. Fakat işte o dönemin tipik algısı bu dünyayı şark cehaletinden kurtarmak lazım. Düşüncesiyle bunları böyle batıya götürelim falan deyince pek çok eser tabii parçalanıyor, yok oluyor. Von Lecoq'un mesela ilginçtir. O bütün ortaçağ Budist fresklerini paramparça etti. Olduğu gibi kazıyıp Fransa'ya götürmek gibi son derece iddialı bir şey proje. Daha kazırken zaten bir kısmı parçalandı. Berlin'e götürülenler de 2. Dünya Savaşı'nda bombalamadan dolayı yok oldu gitti filan. Dolayısıyla bu her zaman işi de yaramıyor. Dolayısıyla bu isimler bir yandan çok övülen isimler, diğer yandan çok tartışmalı isimler. Fakat her halükarda İpek Yolu sadece işte mecaz olmaktan çıkıp nasıl bir gerçeğin kendisine dönüş dediğimiz zaman bu isimleri de anmak gerekir. Bir sonraki yansıda mesela güzel bir haritamız var aslında. Şu gördüğünüz şey İpek Yolu mecazıyla neyi kastettiğimizi gösteriyor. Burada bütün ticaret yollarını görüyorsunuz. Yani Avrasya ve Afrika alemini birbirine bağlayan deniz ve karayollarını her yönde gösteren güzel bir harita. Sadece doğudan batıya uzanan bir hat değil, değil mi? Kuzey, güney yönünde de pek çok farklı hatta var. Baharat yolları dediniz ya, o da bunun bir parçası olacak en nihayetinde. Avrupa'nın bakış açısından, yoksa zaten asırlardır sürüyor burada ticaret bu adalarla. Evet. Çin arasında, Hindistan arasında. Yani tabii burada şöyle bir durum da var. Yani bu Afro-Avrasya kıtası diyelim. Mesela Hudson'ın ifadesini kullanırsak Afro-Avrasya kıtası içinde ticaret ağları, yani ticaret yolları var. Tabii. Buradan gördüğümüz. Tabii. Aslında bir İpek tek bir yol yok. Tek yön trafik yok. Yani Çin bunu tabii böyle anlatmak istiyor. Bugün de çünkü 2049 100. yıl dönümü olacağı için Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun işte bu İpek yolunu yeniden canlandırmak. İşte siber İpek yolu, yok bilmem ne İpek yolu falan gibi her şey bir İpek yolu. Bizde Türk tabiri artık bir sonraki dönüştü ya. O Türk, bu Türk, şu Türk diye. Onun gibi İpek yolunu kullanmak istiyor ve tabii bunu Dünya Yeme Devleti için öğretti. Demek için aslında. Yani bir yanıyla da bu şu anda politik bir şey aracına dönüşmüş. Tabii ki barışın yolu, işte kültürler bir arada barış içerisinde yaşıyor. Jackie Chan filmleri filan, bir kızım Hong Kong'dayken yaptı. Gençlik dönemi filmleri filan hep budur yani. Çin çok büyük bir imparatorluk ve dünyaya medeniyet yayıyor İpek yolları aracılığıyla algısı çok güçlü. Ama Voltaire'in Kutsal Roma İmparatorluğu'nun tanımlayışı vardır ya, biraz böyle alaya almak için, alay etmek için ne kutsal ne Roma demiş ya şeye, Kutsal Roma İmparatorluğu'na. Ne kutsal ne Roma ne imparatorluk. İpek yolu da öyle yani. Ne İpek ne yol. Bilmeyeceğiz. İpek hariç, ya İpek'le beraber bir sürü mal var. Malların tamamı Çin'den çıkıyor değil. Çin verdiğinden daha fazlasını alıyor. Sadece mal değil, düşünceler, değil mi? Dinler, sanat akımları, diller, kılık kıyafete varıncaya kadar, teknoloji, pek çok şey aslında Çin'e batısından geliyor. İpek yolları sayesinde. Ama bugün ne zaman bir telif tartışması başlatsak Çin ne diyor, işte siz telif ödediniz, pusuluyu aldınız, matbaayı aldınız filan, değil mi, sayemde ilerlediniz. Bunları da unutmamak lazım diyor ama tam o gerçeği yansıtmıyor. Yani bu ticaret yollarını İpek yolu yerine İpek yolları diyenler oldu mesela, bu ticaret yollarını anlamak için. Ama o bile eksik. Çünkü İpek bazlı bir şey değil bu sadece. Belli dönemlerde de ipeğin çok ötesine geçen şeyler var. At ticareti mesela, anlatabiliyor muyum? Bir de daha zor belgelendirilebilir şeyler. Ancak arkeoloji devreye girdiği zaman üzümcülük, bağcılık filan. Bunların içine girmesi. Buğday tarımı. Milattan önce 1500'ler. Mesela o sizin videoda çok ilginç bir şey söylemiştiniz hocam. Genetik çeşitlilik ve DNA'lar var. Tabii. Floransalı adamların şeylerini bulmuşlar Çin'de. Tabii. Yani hani Çin'in iddiasının tersi de doğru bir yandan. Çünkü karşılıklı bir şey var. Evet, tarım mumyaları dediğimiz şeyler. Alışveriş. Alma verme vardı bu. Öyle bir fotoğrafımız da vardı galiba, resimlerimiz. Neyse hani şey yaparız. Bu ilginç bir bilgiydi. Yani sanki 5 tek taraflı diye, tek taraflı bir şey değil yeri gibi duruyor. Ya bu şey 4 imparatorluklar çağında İpek yolunun oluşumunu gösteriyor ama hangisiydi acaba? Bir sonraki miydi? Bir sonraki şey olan National Geographic'in, bir önceki o zaman. National Geographic'in kapağı olan, değil mi? şerbeti diyorsun sen. O bir de tarım mumyaları vardı. Yani şöyle bir hikayesi var İpek Yolları'nın. Evet. Bunlar mı? Evet. Şimdi yazılı kaynakların olmadığı dönemde tabii arkeoloji çok önemli ve burada bugün Uyguristan dediğimiz, Sincan dediğimiz o tarım havzasında çöl ikliminin hakim olmasından dolayı bu cesetler kendinden mumyalaşmış. 1970'lerde bir otoyol inşaatı esnasında bulunuyor. Evet. Daha önce hiç bulunmamış değil. Biraz önce gösterdiğim arkeologlar da buluyorlar ama onlar yolunu kaybetmiş. Bir takım batıda seyyahlara ait olabilir diye düşünüyorlar. Çünkü Marco Polo var. Marco Polo gibi kayıtlara yansımayan başka batılı seyyahlar da olabilir. Onlar ölmüştür, kalmıştır. Niye? Çünkü Avrupa'yı duruyor cesetler. Fakat ortaya çıkan şey şu ki yani Hint-Avrupa toplumları milattan önce 4000'lerden itibaren farklı dönemlerde dalga dalga göçmeye başlıyorlar farklı yerlere. Bu tabi Avrupa merkezcilikmiş gibi algılanıyor bazen. Tepki çıkıyor özellikle Türkiye'de. Çünkü bu gördüğünüz mumyaların Türk olduğunu iddia edenler bile var. Tamamen yanlış bir şey bu. Çok eski bir tarih, yani etnisitelerin oluşmadığı bir dönemden bahsediyoruz biz. Evet. Milattan önce 2. milenyum gibi bir tarihten itibaren bunlar başlıyor. Genetik çalışmalar, testler bize gösteriyor ki bunlar aslında ön Hint-Avrupa toplumları. Yani niye Hint-Avrupa deniyor? Bir kısmı Hindistan taraflarına, bir kısmı Avrupa taraflarına gidiyor. Nereden gidiyor? Ana yurtları olan Karadeniz'in kuzeyinden, Kafkasların kuzeyinden, step bölgesinden dağılıyorlar farklı dönemlerde. Hı hı. Dolayısıyla mesela aynı dönemde bu insanlarla Finlandiya'ya göçen, Toskana'ya göçen insanların benzer yapıda sahip olduklarını bilebiliyoruz. Orada mesela tatular falan var değil mi? İşte Hint, Avrupa'ya adam 2 metre boyunda. Yani Kafkas tipli dediğimizde ve ince narin uzun iskelet yapısı, açık ten, renkli göz, iskit şapkası, bakın şu şey diye de bilinir, büyücü şapkası falan diye de bilinir, cadı şapkası. Mezardan şapkası çıkan şeyler bunlar. Bunlar Hint Avrupa kültürüyle. Mesela sağ alt köşedeki bakın kumaş parçaları falan kalmış. Şimdi bunlar incelendiği zaman bunda uygulanan tekstil tekniği Çin'de ancak 1000-1500 yıl sonra ortaya çıkacak. Fakat aynı dönemde Avusturya Alplerinde tuz mağaralarında aynı şekilde saklanabilmiş mumyaların üzerinde de aynı teknikle üretilmiş şeyler bulunduğundan dolayı bu kültürün aslında Avrasya'ya çok dışarıdan geldi. Bu niye ilginç? Çünkü biz genelde kavimler göçünden dolayı devamlı doğudan batıya göç olduğunu biliriz. Ama aslında ta İskitler zamanına kadar doğudan batıya göçten ziyade batıdan doğuya doğru bir göç var. Bu da neyi gösteriyor? Tabii Karasuk toplumu ortaya çıkınca, mesela mezarlar açıldığında Karasuk toplumu tabii Uzak Asya tipine sahip insanlar. Hint-Avrupa toplumları güneyden giderken onların kuzeyden batıya doğru sanki karşılaşmak istemiyorlar gibi bir durum var. Daha güçlü buluyorlar sanki Hint Avrupalıları. Fakat bir noktadan sonra artık mezarlar açıldığında karışık çıkmaya başlıyorlar. Hmm. Yani bir şekilde buluşulmuş ve ortak bir kültür yaratılmış gibi duruyor materyal kültür açısından. Daha etnisitelerden bahsedemiyoruz bile o dönemlerde. Milattan önce 1200'ler, 1300'ler gibi bir tarihte. Bu niye önemli? Çünkü o kadar eski bir tarihte genetik yapı zaten karışmış. Yani öz Moğol, öz Türk filan tarzı tabirler, öz Çin. Çin için de çok önemli bir şey değil mi? Herkes Han ama değil yani. Etnik köken olarak zaten bir sürü farklı isimlendirme var da bu kadar erken dönemde bile nüfuslar karışık. Bunu kabul etmek gerekir. Dolayısıyla bu bize şunu anlatıyor. Bu insanlar nasıl oralara varabiliyorlar? İşte bu ticaret yollarını izleyerek. Bu insanların gittiği yollar ticaret yollarına dönüşecek zaman içerisinde. Ve 16. yüzyılda kesin kez artık tarım havzası Budizm'den İslam'a geçtiği vakitlerde bile hala Hint-Avrupa toplumlarının kalıntıları var. Burada da var. Taciklerin mesela kökeninin Hint-Avrupa kökenli olabileceği düşünceleri falan yaygındır. Hun İmparatorluğu'nun en büyük düşmanı değil mi? Yueji diye Çin kaynaklarında geçen göçebeler. Aynı şekilde Hint-Avrupa toplumu. Bunlar işte Afganistan'ı kaçıp Kuşan İmparatorluğu'nu kuracaklar. Yani Hint İpek Yolları'nın en önemli imparatorluklarından biri. Dolayısıyla daha etnisiteler yokken bile genetik karışıklık çok yüksek. Evet. Hocam bu İpek Yolu dediğimiz şey sanki böyle tem otobanı gibi düşünürüz kafamızda. Buradan yola çıkarsın, işte malları yüklersin, işte şeye kadar, İsviçre Alplerine kadar kesintisiz bir işte böyle bir yolmuş gibi algılıyoruz. Yani bize belki öğretilen şey biraz böyle. Bir, bu yol kesintisiz mi? İki, buradaki ticaretin sınırları gerçekten bu kadar uzun bu. Yani işte Çin'den yola çıkan bir mal gerçekten Avrupa'ya ulaşıyor mu veya nasıl ulaşıyor? Ulaşıyor ama yani bu algı tek başına birileri gidiyor baştan sona dolaşıyor. Marco Polo'ya tabii dayanıyor. Marco Polo da çok özel bir dönemde yaşamış yani Pax Mongolia dediğimiz, değil mi? Moğolların zoraki de olsa barışı sağladığı bir dönemde ancak bu mümkün. Ticaret nasıl olur? Bir şehirden bir şehire mal götürülür, bırakılır. Yeni mal alınır, geri dönülür. İlk malı alan gider başka şehirde satar falan, bu şekilde bu gidiyor. Deniz yollarıyla gidiyor. Yani ilk defa Çinliler işte Hindistan bölgesine gittikleri vakit orada Çin porselenleri, tekstil gördüklerinde şaşırmışlar. Çünkü deniz yollarının farkında değiller. Bugünkü gibi Guangzhou bölgesi bugün de endüstri değil mi? Kanton bölgesi. Global ekonominin göbeği. O zaman da öyle. Yani oradan Hindistan'a bir sürü mal gidiyor ama farkında değiller ilk başta Çinliler böyle bir ticaretin olduğunu. Şimdi niye tabii ne arıyor Çinliler Hindistan'da derseniz işte bu Han Hanedanı artık Hunlarla savaşmaya karar verince müttefik arayışı içerisinde Yuecilerin düşman olduğunu biliyor Hunlara. Dolayısıyla ben bunları bulayım düşüncesinde. Bununla ilgili de bir görselimiz olacaktı sanki o haritayı gösteren. 5 nolu ya da 3 nolu olabilir. Bulursak gösteririz. Dolayısıyla Yueci halkı katliama uğramış ve kaçmış. Tarım adasını terk etmiş Hint Avrupa toplumu. Nereye? Afganistan, Berk bölgesi. Şimdi Berk özel bir yer çünkü Pamir dağlarının geçidi burada. Dolayısıyla doğudan gelen bütün yollar buradan geçmek zorunda. Böyle olunca tarih boyunca Afganistan'da hep böyle güçlü, zengin medeniyetler ola gelmiş. Ve şimdikinin tam tersine. İşte evet. Maalesef. Yani bir de böyle bir durum da var yani aslında. Çok mesela nasıl diyeyim zenginliğe yaşamış Orta Asya kentleri, atıyorum Semerkant gibi, Buhara gibi, işte Berk gibi şehirler şu anda çökmüş. Yani bunu mesela şey için örneğini de kullanırız. Mesela Beşşehir'de anlatır, Erzurum'u anlatır. O Gümrükşehir'i ve aslında hala o ticaret yollarının devamı olduğu dönemlerde kervanların, atların geldiğini anlatır. Sonra işte yavaş yavaş otomobillerin, kamyonların gelmesiyle o şeyin de nedir o ihtiyaç olan yan sanayilerin de kervanlar için. Onları da yavaş yavaş öldüğünü söyler. İpek tabii gelir. Oradan tabii, değil mi? Trabzon'a çıkar. Trabzon'a çıkar falan. Yani bu durum da onun içine geçer. Şu anda Afganistan dediğimiz yer çok fakir gibi duruyor. Hatta mesela aynı durum Bengal için de geçerli. Yani modern dönem öncesinde dünyanın en zengin yerlerinden birisi Bengal. Zaten işte ilk kuşak araştırmacılar Avrupa'da cezbeden bu olmuş. Ve şöyle bir algı tabii oluşuyor onlarda o zaman. Hatalı ama ilk bakışta onları vurmuş o algı. Yani İslam gelmeden önce çok renkli bir dünya var burada. Çok zengin. Ama İslam'la beraber yeknesaklaşıyor. İşte herkes bir şekilde Müslüman oluyor filan, ticaret bitiyor bilmem ne. Dini fanatizm artıyor. Böyle medeniyetten dışlanan bir yere dönüşüyor artık. Orta Asya gibi bir algı 19. yüzyıl sonunda çok güçlü. Ama burada tabii coğrafi keşiflerin rolüymüş. Çin ve Rusya'nın işte imparatorluğa dönüşüp bölgeleri yutmasıymış bilmem ne. Bunlar tabii İngilizlerin Hindistan maceraları, sömürgeleştirme. Afganistan o zaman da problem yani işte Rusya ile İngiltere arasında 1870'lerde itibaren Afganistan kimde kalacak şeysi tartışması var. Dolayısıyla Çin'in işte İpek yolunu icadı sembolik olarak Çin tarihinde de öyle anlatılır. Yani Han Hanedanı'nın bir elçiyi Yueci halkını bulsun da Hunlara karşı savaşma iddiasıyla göndermesi. 10 yıl sürüyor tabii adam işte esir düşer Hunlara. Hun bir kadınla evlenir filan. İşte kaçmanın yolunu bulur gider. Yueci'yi ta Afganistan'da bulur. Onlar artık Hunlarla savaşmak istemiyorlardır. Çünkü kendi İpek Yolu imparatorluklarını kurmuşlardır. O 4 imparatorluk haritamız vardı mesela orada. Evet burada. Partya görüyorsunuz. Partyanı Kuşan İmparatorluğu, Bakriye dediği bölge Berk, evet. Kahverengi. Tam bu işte İpek Yolu'nun doğuşu dediğimiz şey bununla ilgili. Geri dönüş yolunda adam bir esir düşer Hunlara filan. Yıllarca adamcağızın macerası böyle sürer. Dolayısıyla İpek Yolları deyince en başta demek ki böyle batıdan gelip doğuda yerleşen, tarım havası yerleşen bir kitleler var. Bu kitlelerin karışması var Uzak Asyalılarla. Orada zaten bir materyal kültür doğmuş yavaş yavaş değil mi? Ondan sonra İskitler tabii. Yani at milattan önce 4800'lerde evcilleştirilmiş ama yemek için evcilleştiriyorlar. Sırtına atlayıp süremiyorlar. Öyle bir teknoloji yok. Bütün bu koşum takımlarının bulunması bilmem neyse 3000 yıl sonra kulağa tabii garip geliyor. Yani atı evcilleştirdin, bin sür yani, değil mi? Eğlence için bunlar yapılmış olabilir. Buna dair çizimler, görsel malzemeler var İran'dan. Ata böyle sarılıp filan koşuş ama askeri amaçlı kullanmak diye bir şey yok. Çok atı yani. At besi hayvana. Nereden anlıyoruz? İşte kemiklerin yapısından kesilme tarzı bilmem ne. Bir kasaplık var orada yani. Kasabın elinden geçmiş, o anlaşılıyor. Bir bu. Sonra çekme gücünden cenk arabaları, değil mi? Bunların icadı. Her yere gidecek bu. Çin'e mesela cenk arabası dışarıdan gelir, değil mi? Bir asaret ünvanı haline gidecek bu artık. Günümüzde işte katapultu, değil mi? Yatırırsın önemli insanların şeylerine, tabutlarına. O eskiden cenk arabasına yatırılırdı. Oradan gelen bir kültür. Mısır'a varıncaya kadar. Artık cenk arabası kültürü. Mesela bu önemli bir şey. Yani tekerlek icat edilmiş Sümerler. At evcilleştirilmiş, çekme gücünden de yararlanıyorsun ve Çin'e varıncaya kadar Avrasya sayesinde, göçebeler sayesinde giden bir şey var. Yeni bir şey var ve bütün her şeyi dönüştürüyor. Ama atın sırtına binmek koşun takımlarıyla ilgili bir şey. Bu da Milattan önce 1000'ler, 1200'ler. İşte İskitlerin ilk göçebe imparatorluğu olarak ortaya çıkması, sonraki 2000 yıl boyunca Avrasya'da kurulacak göçebe imparatorlukların başat aktör olmasına neden oldu. Yani ateşli silahlar bulunana kadar dünyayı Avrasya yönetecek. Dolayısıyla bugünkü haritalar, ya hiçbir harita objektif değildir zaten de, perspektifi değiştirirsek, yani haritanın ortasına mesela Avrasya'yı alacak olursak, Avrupa böyle uzaklarda bir yerlerde küçücük bir yer gibi duruyor. Asıl değiş tokuş, her şey ekonomi, her şey Avrasya'da, göçebelik üzerinden. Büyük av partileri, değil mi? Kraliyetle ilişkilendirilen şeyler. Bunların doğuşu hep atçılıkla ilgili. Polo, değil mi? İngiltere aklı geliyor ama değil. Yani göçebe sporu bu. Bunu niye diyorum? Çünkü algımızda şöyle bir şey var. Avcı toplayıcı toplumlar. Efendim sonra işte göçebelik başlar. Sonra işte köylülük doğar falan. Böyle değil bu iş. Yani bilindik tarihten de değil. Moğollar döneminden biliyoruz pek çok köylü. Tarımı bırakıp göçebe, hayvanlarını alıp göçebeliğe dönüyor. Çünkü göçebe olmak için önce hayvan evcilleştirmen lazım. Evet. İşte atı evcilleştirmemişsin. Koyun evcilleştirmemişsin. Ne göçebeliği? Orta Asya, Avrasya göçebeliğinde zaten arkeolojide onu gösteriyor. Mağara, Ünnehir bölgesinde yerleşik medeniyetler var. Çok tabii eski tarihler. Burada şeyi ayrımını düşmek lazım herhalde. Avcı toplayıcılıkla yani lokal olarak avcı toplayıcılıkla göçebeliği ayrı kategoriler olduğunu. Pastoral nomadizm. Teknik açıdan bizim bahsettiğimiz Avrasya göçebeliği, bozkır göçebeliği deriz. Pastoral nomadizm. Kategorik yani, olarak farklı şeyler. Tabii. Yani nedir bu? Koyunu kullanarak insanın tüketemeyeceği bir enerji formunu, çimeni yani insanın tüketebileceği bir enerji formuna çevirmek antropolojik açıdan, değil mi? Ha. Koyun bunu sağlıyor ama işte at olmayınca sağlayamaz. Çok uzaklara gidemiyorsun. Aklıma şey geldi, bu Truva'da hep Truvalılar için atları iyi evcilleştiren Truvalılar diye Homeros hep onların at evcilleştirdiğini ve o meşhur Truva atı var ya, hani İşte Yunanlılar onlara bir at hediye ediyorlar. Çünkü atı evcilleştirebilmek çok olağanüstü bir yetenek ve onu en iyi yapan kavimlerden birisi Truvalılar olduğu için onlara iyi at eğiten diye bir sıfat yapılmış ve Truva'yı kazarken mesela sanıyorum 6. veya 7. katta bugün savaşın olduğu Truva, 12-13 kat. Onun alt katmanlarında ki at iskeletlerinin yendiğini görüyorlar. Muhtemelen işte milattan önce 1600-1500'lerde oluyor sanıyorum veya 1200'lerde. 1200. O aralar evcilleştirmişler. Yani bir üst katmanda artık at yeme şeyi yok. Atı yemeyi bırakıp hayvan koşun. Evet. O da arabaya koşmaya başlamış. Hititlerle çok alakalı. Evet, öyle bir teori vardı. Homeros'un aslında ata binen bir takım insanların da Truva'nın yardımına koştuğuna dair. Çünkü Hitit'in bir eyaleti olarak, yani bir uç karakolu olarak Truva yapıyor ve Hititler de tarihin gördüğü en büyük atlı orduları, işte yani tekerlekli, evet, savaş arabalarını falan yapıyor. Bir Hint Avrupa toplum olarak Anadolu'ya dışarıdan gelmişlerdir. Dolayısıyla konuyu açar tabii, İpek Yolu bir mecazı olduğu için pek çok şeyi konuşabiliriz. Fakat bu kadar çok ilgi çekmesinde de 1980'lerdeki İpek Yolu belgeselini bizim kuşaklar hatırlar. Hem müziği, değil mi? Kitabımız ve şu İpek Yolu müziği. Hem o kareler falan çok şeydir yani, etkileyicidir. Yani hep böyle barışın seyahati, kozmopolitanizm, kültürlerin bir aradalığı filan değil mi? Öyle bir imajı var, barışçıl bir imajı var. Çin'de onu kullanmak istiyor zaten günümüzde. Hep böyle barış falan. Ama normalde öyle değil tabii. İpek yolunda savaşlar da oluyor. Fakat ilginç olan şey şu, yani Batı merkezcilikten kurtulmak için küresel tarih yapalım deyince biz Avrasya'ya gelip çatıyoruz. O da İpek yolları sayesinde. Dolayısıyla böyle Batı Avrupa çok kıyıda köşede kalmış bir yer gibi duruyor çok yakın zamanlara kadar. İşin doğrusu bu. Bunu anlamak için de göçebeliği daha ilkel bir yaşam formuymuş gibi anlamaktan vazgeçmek lazım. Göçebelikte temel sorun o medeniyetin çerçevesi dahilinde ulaşılabilecek en üst noktaya çok erken bir tarihte ulaşılması. Yani o koşum takımların 1000 yıl sonra çok daha harika bir şeye dönüşmüyor. Ya da işte kovboy çizmesi tabir edeceğimiz cinsten süvari çizmeleri 1000 yıl sonra hala aynı şekilde üretiliyor. Yani çok erken bir tarihte en tepe noktaya varabilmişler. Haldeki köylülüğünü açık, tarım teknolojisinin açık. Dolayısıyla bir noktadan sonra o öne alacak artık. O da işte 15-16. yüzyılda. Evet. Dolayısıyla bu göçebe imparatorluklara biraz o gözle bakmak lazım. Bir de koyun peşinde koşmuyor bunlar yani. Bunlar hep karışık ekonomi. Tarım da var, tüccar da var, şehirler de var değil mi? Tarım havzasında. Yani bir göçebe imparatorluk sadece şeylerden oluşmaz. Koyun peşinde koşan kavimlerden oluşmaz. Aşiretlerden oluşmaz. Aşiretlerin bir kısmını sadece at yetiştirir mesela. Tütün tarımı gibi mesela değil mi? Zirai tarım gibi, şey gibi, endüstriyel tarım gibi. Uzmanlar. Sadece at yetiştirir. Fergana atları yüksek çünkü güçlü. Çin'de istiyor. Babürler zamanında bile yılda 50.000 at Hindistan'a gider. Çin, Hindistan, Orta Doğu at yetiştiremiyor bunlar. Ölüyor yani at. Kısırlaşıyor. Çiftleşme yeteneğini kaybediyor. Fergana bölgesi tamamen at yetiştiren aşiretler. Oğuz boyları değil mi? Bir anda zenginleşmeleri. Bir de bu böyle şeyler var. Yani bu böyle baktığımız zaman ortada şey olmuyor. Medeniyet açısından o daha ileri de bu daha geri gibi olmuyor. Bozkır'da o şekilde yaşanıyor. Medeniyet kuracaksan. Çimeni bir şekilde insanı tüketebileceği bir forma dönüştürmem lazım. Ve binecilikle çıkınca İskitlerle beraber artık onun önünde kimse duramıyor. İşte Çin'in aldığı başka bir şey. Pantolon, şal var. Ata binecekse şalvar alması lazım. Bu işte tarihçi meşhur Sima Chen bunu anlatır. İlk atlı birliklerin kurulması, şalvar giymeleri, işte ok yay kullanmaya başlamaları. Yakın dönemde Osmanlı'dan biliyoruz mesela değil mi? Osmanlı'yla mukabele edebilmek için zamanla sınır boylarında Osmanlıların Avrupalı komşuları da Osmanlıların gibi giyinmek değil mi? Efendim onlar gibi silah kullanmak. Ne oluyor? Yaşam biçimleri ortaklaşmaya başlıyor Tatarlar, Kazaklar. Erken tarihlerde bu daha çok böyle, bunu demeye çalışıyorum. Hala kuzey için işte buğday yer değil mi? Ekmek yer yani milattan önce 1500'lerde artık arpa buğday girmiş. Güney ama hala pirinççi değil mi? Bu ayrımlar biraz bu şeyle ilgili. Dolayısıyla Çin ne aldı ne verdi diye bakınca aldığı şey daha fazla gibi duruyor. Dinler dünyanın en renkli bölgesi. Sevmeyecekler. Bütün ezberleri bozuyoruz. Devam edelim hocam. Çin yani, emperyalizmi bu yayından pek hoşlanmayacak. Bağcılık mesela değil mi? Bir anda prestij işlerine dönüşecek şarap. Çin'de de öyle yani. Dışarıdan geldi bu. Evet. Mor üzüm mesela. Moğollar zamanında bir şekilde yolunu bulup Çin'e gitti. Daha öncesinde bağcılık var. Şimdi her yıl haraç gönderirlerken Hunlulara bakıyorsunuz da var diye. Bu var, şarap istiyor yani Hunlular. Çünkü şey, stratejik içecek, aristokrat içeceği. Onun hesaplamasını yaptılar. Yani ne kadar gönderildiği belli olduğu için kayıtlarda. Kaç kişiye bu yeter filan. İşte herkes bir şişe içse gibi ve hesapta günde. İşte 250-300 kişiye yatıyor aslında. Yani sembolik bir şey. Bu ne demek? Kaan etrafındaki aşiret reislerine değil mi? İleri gelenlere bunları dağıtıyor yani prestij olarak. Prestij içeceği. Zamanında bu buna dönüşecek. İşte Budizm ayinlerinde kullanılması şarabın değil mi? Bazı Bektaş ayinlerinde kullanılması, Hristiyanlıkta kutsal içecek kabul edilmesi. Yani bunu niye diyorum işte Akdeniz, buğday, şarap filan. Sadece Akdeniz değil işte. Dünyanın her yerinde böyle bir şey var. Bağcılığın aristokrasiyle bağdaştırılması, cenk arabasına binmenin, sonra ata binmenin aristokrasiyle bağdaştırılması meselesi. Bu savaşçı kültünün doğuşu Avrasya İmparatorlukları ile ilgili bir şey. Ve Çin'e kadar sirayet edecek işte bu. Burada küreselleşmeden önce bir küresellikten bahsediyor muyuz? Yani, aynen öyle. Yani çünkü çok böyle gitgeller var, tabii, ticaret var ve aslında şeyi de kaçırmamak gerekiyor. Sadece karada değil, daha sonrasında bu ticaret şeye değiniyor. Hint Okyanusu'na da deniyor ve Hint Okyanusu da çok büyük. Karadan önce denizden gidiyor aslında, öyle demek lazım. Henüz işte o Çin'in sembolik keşfi olmadan önce bu nedir? Yani Taklamakan çölü, Taklamakan Moğolca giren çıkamaz gibi bir manası olan bir kelime. Çok tehlikeli bir şey. Evet, o haritamızda vardı. Taklamakan çölünün iki tarafından değil mi? Çin'den geçiyor. Gansu koridorunu geçince 500-600 kilometre. Evet, Jiangqian'ın izleri, yani Çinli sefirin Yueci halkını bulmak için izlediği rotayı görüyorsunuz. Tarım havzasını görüyorsunuz. Şimdi o Gansu koridorunun keşfi, 400-500 kilometrelik bir koridor, çok önemli. Çünkü o koridorla Taklamakan çölüne geldiniz. Taklamakan çölünün etrafından bakın, aşağıdan ve yukarıdan iki ayrı yol gidiyor. Taklamakan çölünü ortada bırakıyorlar. Evet, evet. Sonra tekrar birleşiyor. Bakın Berk bölgesine geliyor Baktriya. Bak. Çünkü oradan geçmek zorunda işte. Yani kabaca İpek yolu dediğimiz şey kabaca böyle bir şey. Fakat bunun bulunması işte milattan önce 1. yüzyıl bitmek üzere filan gibi bir şey. Bir tarih diye düşünmek lazım. Ama ne demiştim? Sima Jiangqian gittiği zaman Hindistan'a zaten Çin mallarını buluyor ve çok şaşırır, nasıl olur bu filan diye. Çünkü deniz ticareti var zaten. Evet. Henüz karadaki İpek yolu bulunmamışken denizden gidiyor asıl. Onu demek istedim. Burada şeyden de bahsetmek için, şimdi Baktriya'yı görünce deve, özellikle bu Baktriya devesi. Baktriya devesi. Değil mi? Çift yani. Örgüçlü deve, tek örgüçlü deve de Arap devesi, Baktriya devesi, bunlar şey. Niye deve? Çünkü 15 yıl falan hiç su içmeden, yemek yemeden yürüyebilir. Adımları çok büyük. Çok yani hızlı yürüyen bir hayvan o açıdan. Mesafe kadar kaprissiz bir hayvan. Dolayısıyla göçebeler için çok önemli. O kadar ki göçebe yaşam biçimini artık terk etmiş Osmanlılar bile değil mi? Son zamanlara kadar deve kullanırlar. Osmanlı egzotik gösteren şeylerden biri Avrupa'da değil mi? Viyana'nın önünde binlerce deveyi görmeleridir. Nereden buluyor Osmanlılar deveyi? Hala Selanik bölgesindeki şeylerden. Deve şeyleri var ya. Hatta geçenlerde şeyi gördüm. Selçuk'ta deve güreşleri falan yapılıyor. Yani şimdi deveyi millet yani şey olarak, turistik bir şey biliyor ama normalde daha belli aşiretler sadece devecilik yapar. Çünkü devlete leasing'de kiralıyor. Batılı leasing değil de bu yani. Savaş boyunca kiralıyor, devlete para veriyor. Savaştan barış zaman bakmak istemediği için geri satıyor aşiretlere. Tabii sen Viyana kitaplarında da bunları epeyce bir anlatmıştın. Bu böyle ve müthiş bir şey. Yani yolların uzakta bozuk olduğu bir Anadolu coğrafyasını düşününce değil mi? Haçlıların en büyük derdi. Yani nasıl gidecek adam? Arabaya yükleyecek de. 4 teker. Peçlemle. Öyle bir yol yok. Deve önemli. O hatırlattığınız iyi oldu. Sadece yani bu at ve koyun işi değil yani. Deve çok önemli bir hayvan. İnek o kadar değil mesela. Ağır yürür, kaprisli bilmem ne. Sevmezler. Bir de yiyebiliyorsun da. Yani şey, at gibi de. Evet. Koyunun otladığı yerde inek otlamaz. İneğin otladığı yerde koyun otlamaz filan. Bir de böyle hayvanın dilinden de anlamak gerekiyor. Bir de böyle dertler var. Dolayısıyla antropologlar tabii bu işleri çok iyi araştırırlar. Yazılı kaynak olmayınca. Şahsıydılar da hala, çünkü göçebe toplumlar var. Ve çok hızlı değişmedi işte hayat. İyi kötü öngörüde bulunabiliyorlardı. Dolayısıyla İpek yolunu çok farklı alanlarda yapabiliriz, tartışabiliriz. Amerika'nın keşfiyle çok karşılaştırılır. Değil mi? Hastalık değiş tokuşu, genetik değiş tokuş, ürün değiş tokuşu. Tabii Amerika'nın keşfinde çok hızlı oldu bu. Avrasya'da o kadar hızlı olmaz. Yüzlerce yıl sürer yani. O yüzden belgelendirmek kolay değildir. Ama görüyorsun işte yani aslında Anadolu'ya özgü olan bir ürün. Efendim gidiyor Çin'de çıkıyor. Soğan, sarımsak Orta Asya'dır yani. İşte Çin'de de var. Rusya'da da var. Filan Rus mutfağında önemli. Çok önemli soğan. Değil mi? Sembolik şeyi de var yani soğan damlar filan. Bunu niye diyorum? Çünkü teker teker ürün bazında bakınca Bengal'den örnek verdiniz mesela değil mi? Bengal'in Müslüman olması müthiş bir şey. Çünkü ilk defa çok tanrılı bir bölgede, yani farklı bir şeyde, Budist bir bölgede, Hindu bölgede yayılan bir din. Yani İbrahimi din geleneğinden değil, hala açıklanabilen bir şey değil. Nasıl bu kadar hızlı yayıldı Bengal'de İslam? Ama yayılınca da orada karpuzlu, kabundu bir sürü şey. Orta Doğu'ya da gidecek o ürünler. Ama Çin'e de gidiyor. Şimdi kim bu kültür taşıyıcıları? Baveragünlerin halkı mesela Sugutlar. Hint Avrupa toplumu. Büyük İskender'in büyük düşmanı adamlar. Değil mi? Onlar önemli tüccar. Budizmi bunlar taşıyor her yere. Ve her gittiği yerde şekil değiştirecek Budizm. Dünya dini deyince biz tabii semavi dinleri anlıyoruz ama Maniheizm, Manicilik. Akdeniz'e hükmü kalmamışken işte Uygurlar Mani. Evet. Değil mi? Judaizm, erken devir Yahudilik. Her yerde. Dolayısıyla bir anda sanki batıda ne baskıya uğruyorsa İpek yollarını kullanarak doğuya kaçmıştı. Sanki bir kavmin, yani bir Yahudi kavmini bayağı işte Çin'e doğru kaçtığını ve orada bir değişim geçirdiğini falan sanıyorum videoda. Tabii şimdi Babiller yani yıkar efendim bir sürü şey, işte birinci krallığın yıkılması, ikinci tapınan bilmem değil mi, bu şey Yahudi tarihinde önemli şeyler. Kuzey Yahudi krallığının yıkılması, Yahudiyanın göleğin yıkılması, insanların köleleştirilmesi, götürülmesi. Sonra işte efendim sonra daha hoşgörülü bir yönetim kurulunca bunların özgür bırakılması. Çoktan artık İran Akdeniz arasındaki ticaret ağlarını bu Yahudi aileler çoktan oturtmuş. İskenderiye'nin bir Helenistik şehir olarak ortaya çıkmasında Yahudilerin önemi çok büyük. Çünkü Zerdüştlük'te bağdaştırıyoruz ama genel olarak İran dinlerde bir ikilik, yani dualizm algısı var. Cennet, cehennem, işte melek, şeytan değil mi? Allah iyi tanrı, kötü tanrı filan. Bu kavramların aslında biraz böyle orada öğrenilip Akdeniz dünyasına getirilen kavramlar olduğuna dair değil mi? Ölüdeniz tomarları bilmem ne. Buralara baktığımız zaman yani Yahudiliğe cehennem kavramı, cennet kavramı ne zaman gelmiştir mesela? Değil mi? Milattan önce 2. yüzyıl, 3. yüzyıl gibi duruyor. Mesela ilginç bir şey, Tevrat'ta çok fazla cennet, cehennem tasvirleri yok. Milattan önce 2. 3. yüzyılda ama yavaş yavaş görüyoruz yani diğer kutsal kabul edilen metinler aracılığıyla bunların devreye girdiğini. Dolayısıyla kültür taşıyıcılığı önemli. Sadece adamlar mal mülkü satmıyor. Çin'e varıncaya kadar tabii ki bu ticaret ağlarını oluşturacaklar. Sogutlar, yani Orta Asya'nın Yahudisi bu açıdan, çok dil bilen değil mi? Ticaret bağlantıları çok güçlü olan adamlar. Bugün hala Çin'de var bir Han denilen, yani Çin et listesinden Yahudi bir küçük grup var. Bunlar işte zamanda oraya gidip yerleşen Yahudilerin torunları, Çinli hanımlar almışlar. Asırlar boyunca değil mi? Bir değişime uğramış. Bu var. Çinli Müslümanlar var tabii. Evet. Yani etnik Çinli olup Müslümanlaşan var. Çok erken bir tarihte tabii cami açılmış yani Çin'de 7. yüzyılda. Yani bu çok erken. Ama işte Tang Hanedanı o dönem tabii kozmopolit bir hanedan ya. Bu çok önemli İpek yolları için. Dolayısıyla hemen her şeyde, büyük şehirde Nestorian kiliseler. Nestorianizm'de tabii burada takibata uğradığı için oraya mesela Marco Polo'yu okuduğunuz zaman Müslümanlardan çok Nestorianlere kafayı takmış. Hiç hoşlanmıyor onları. Evet. Ve Çin'de filan, yani Çin'e gidene kadar devamlı bir Nestorian var. Yani bu İbrahimi dinlerden zulüm gören oraya doğru bir kaçmış şey. Evet. Bu müthiş bir şey mesela. Şey de aslında ilginç, bu kültürel alışveriş mevzusunda başka bir veçeden söyleyeceğim. Mesela Büyük İskender'in işte Afganistan orta şeylere kadar gittik, Berlin'e falan gittiğini söyledik. Mesela bunun üzerine yazılmış Rudyard Kipling'in The Man Who Would Be King diye bir şey var, kitabı var, işte kral olacak adam. Bir de tabii bunun sinema filmi var, o da çok güzeldir. Şeyle Sean Connery ile Michael Caine oynar. Ben bunu bilmiyordum. 70'lerde falan çeviriyor, 70 küsur. Tam böyle genç aile, iki İngiliz subayı işte şeye gidiyorlar, Afganistan'a çıkıyorlar. İşte o şeyin İskender'in bıraktığı şeyi bulmak için, hazineleri falan. Orada bir şeyle karşılaşıyorlar. Kabileyle karşılaşıyorlar ve kullandıkları işte kültürel motifler hep şeyden gelme, Yunanistan'dan gelme şeyler falan var. Ve orada işte olaylar gelişir. Mesela şey çok ilginç. Orada yani şey değil. Bu bir kurgu değil. Gerçekten de böyle bir şey var. Kafiristan diye geçiyor galiba orada. Böyle bir yer, bir grup var. Dağlık bölgede. Orada kaldığı için, dağlık bölge kaldığı için orada yüzyıllarca korunmuş ve o şeylerin kültür korumuş. Hazara yani. Değil mi? Hazara Türkleri değil mi? Moğollarla beraber gidip orada kaldığı falan söylüyor. Taliban'ın yakınlarda bombaladığı şeyler var. Bamiyan'daki şeyler, evet. Budist işte heykeller tabii. Devasa heykel. İnsan mesela hep biz böyle yakın tarihten baktığımız için Taliban var, işte Pakistanlılar var, işte Şiiler var, Müslümanlar var, işte Ruslar var falan. Sonra birdenbire devasa bir dağa oyarak o şeyleri gördüğün zaman yani bunun arkasında da bambaşka bir hikayenin anlatıldığını aslında. Onun arkasında Kuşan İmparatorluğu var, yani hamilik yapıyor şeylere, Budizme. Evet. Ne ilginç, Tarım Havzası'ndan Metehan'ın Ardıllarının katliamına uğrayarak kaçan adamlar Hint Avrupalı ama göçebe adamlar. O tarım mumyalarındaki insanlara benzediğini varsayabileceğimiz muhtemelen Toharca diye tabir edilen bir Hint Avrupa dili konuşan adamlar. Orada işte Afganistan'da imparatorluk kurup Budizm'i destekleyerek, niye? Çünkü Evliya Çelebi okurken görürsünüz ya, bir yere gitse nerede kalıyor yani? Tekkede kalıyor, zaviyede, hostel gibi kullanıyor bunları. Aynı şey. Bu kadar tüccar ne yapacak yani? Bu Budist şeylerin İpek yolları boyunca yayılması onunla ilgili bir şey. Manastır deyip geçmemek lazım. Şarap yapan var sadece. Banka gibi işleyen var. Yani sadece filmlerde gösterildiği gibi giriyor manastıra, ibadet ediyor. Sadece halbete din yok yani işin içinde. Tabii ki. Tabii ki. Bütün zenginliğin gösterildiği, değil mi? Bir de bu var, dinler arasında rekabet var. Apollo kültü mesela tabii. Kuşandan önce orada Büyük İskender ve onun yarattığı Helenistik imparatorluklar. Apollo kültü çok tutunca işte Budizmin onunla rekabete girmesi ve işte Buda'nın ilk defa heykel olarak yapılması, Tanrı'nın oğlu olarak tanımlanması, cennet cehennem kavramlarının Budizme girmesi. Normalde bunlar yok orijinal Budizm'de. Değil mi? Şiddete karşı aslında, ama bakıyorsunuz Zen Budizmi Japonya'da samurayların yani öğretisi, değil mi? Tibet'e çıkıyorsunuz, Lamaizm, hortlaklar, hayaletler, bunların hiçbiri yok normalde Budizm'de, orada var. Öyle olmak zorunda. Yani gittikçe, hareket ettikçe değişecek gibi. Bunlar hep dinler arasında rekabet. Dolayısıyla bu İpek yolunun bu şekilde oturmasında tabii Büyük İskender'in doğuyu açması çok önemli. Sadece o gitmiyor ki, ondan sonra orada kurulan işte Baktriya, Grek İmparatorluğu, belki on binlerce Makedon, Grek iş bulmak için oralara kadar yayılıyorlar. O kültürü onlar Büyük taşıyor. İskender'in büyük etkisi olmuş o zaman. Çok şeydi. Çok büyük. Değil mi? Çok büyük. Bir de vizyon tabii. Yani o füzyoncu yaklaşımı, değil mi? Aristokratlar birleşsin ve ortak bir şey olsun yani. Aristokrasi olsun, etiste yaşam bir şey olsun gibi vizyonu. Tabii o önemli bir şey. Her Helenistik devlet bunu kabul etmedi. Mısır'da bu yok. Ama işte Selefkoslar'da var. Mesela bütün o İran, Partiya, Anadolu, orayı yönetenler tam bu kafalı adamlar. Yani etnisliği aşan bir ortak aristokrasi üretmek falan gibi. Anlaşılan Belh bölgesi de öyle. Yani dolayısıyla bugün Ayhan'ım Türkmenistan'da falan kalıyor buralar artık. Afganistan, buralarda yapılan kazılarda işte böyle bayağı Yunanistan'da ya da bizim İyon bölgesinde falan bulmayacağımız cinsten heykeller, şunlar bunlar çıkar. Paralara, sikkelere baktığınız zaman o şeyi görüyorsunuz. Bir yandan göçebelik alametleri var adamlarda. İmparatorların resmini basarlar ya. Bir yandan Hint alametleri var. Saç şekilleri, başlarına doladıkları şeyler. Yüz atları ama çok Grek filan. Mesela anlatabiliyor muyum? O şeyi, eklektisizme orada görüyorsunuz. Tam bir bağdaştırmacılık, senkretizm. Ya da tam boy işi çizilmişse adam şalvar giyiyor mesela yani. O göçebelik şeyden çizme giyiyor. Ama işte Sulak'ta da adak alıyor. Arkasında işte Nike meşhur. Zafer tanrıçası filan mesela çizilebiliyor filan. Yani böyle şeyler. Saç bıyık şekli, uzun uzun saçlar, bilmem neler. Anca işte Göktürkler zamandaki bir takım duvar kabartmalarında Orta Asya'dan tanıyacağınız cinsten şeyler. Yani bu da var. Kültürel senkretizm. O şey var da Afganistan'la ilgili en son slaytımızda herhalde o meşhur. Onunla dönelim. Şerbet Gula, değil mi? Bu... Gene bizim kuşak hatırlar, genç kuşak bilmez de evet. Şu Afgan Şerbet Gula, değil mi? O şey, National Geographic'in ön yüzü olmuştu. Genetik karışıklığı göstermesinden güzel bir örnek işte. Afganistan'da böyle bir tipi çok görüyorsunuz. Başka resimlerde var mıydı? Hatırlayamadım bu şeylerin içinde. Onun bir yaşlılığını ama yayınladılar. Bir de yaşlılığı vardı, evet. Yani aradan 30 sene sonra falan geçtikten sonra. Moğolistan'da sarı saçlı mavi gözlü birinde rastlayabiliyorsunuz yani, Kırgızistan'da ya da. Bunlar çok doğal şeyler aslında. Evet. Bu genetik karışıklıktan dolayı. Ama işte bunun bir nedeni şey, Büyük İskender'in bu yolları açması. Ancak onun üzerine Kuşanların kurulması, bu tarafta Han, bu tarafta Roma, değil mi? İki uçta. Kuşan'da ikisinin de parası çıkıyor mesela. Bakşiya'dan buluşma bölgesi. İpek deyince İpek para gibi de kullanılıyor, ham İpek, değil mi? Çin askerleri, garnizonlara ham İpek ödemesi yapıldığından dolayı sadece kılık kıyafet gibi düşünmemek lazım bunu bir de. Ticaret yapılan da bir şey. Yani çok fazla meta var ticaret yapılan. Onu demeye çalışıyorum ve her bölgede farklı şeyler. Bir de kuzey-güney ticareti var. Hindistan'dan ta Delibetli zamanında bile Moskova'ya kadar giden Müslüman Hint tüccarlar. Orada kapitülasyon verirdi adamlara. Yani sadece Batılılara verilmiyor imtiyazlar. Afganistan bölgesinden hala Hindistan'dan mal gelsin diye, ürün gelsin diye Moskov Çarlığında böyle bir şey var. Uygulama var. Bizim Ermeni tüccarlar da Lvov'a kadar gidip Orta Çağ'da yani kolonilerini kurmuşlar. Böyle bakmak lazım. Bu uzun soluklu bir şey ve her yönde işliyor. İskitler tabi Akdeniz, Karadeniz üzerinden Akdeniz ve Avrasya'yı birleştiren insanlar. Tabi Herodot anlatıları üzerinden çok biliyoruz da Herodot aslında kabul eder. Çok farklı İskitler var. Orta Asya'da yaşayanlar başka bir şey, burada yaşayanlar başka bir şey. Öyle olunca herkes kabul şey yapıyor, sahipleniyor. Yani Ruslar da ataları İskit efendim. Değil mi? Türkler zaten Avrasya'da kim yaşıyorsa mutlaka Türktür. Ata biniyorsa. Tabii ata biniyorsa Türktür. İran tabii Saka. Kazakistan mutlaka tabii İskit'e dayandırır kendini. Bu başlı başına zaten etkileyici bir şey değil mi? Etnik olarak ne olduğu belli değil. Her tarafta farklı diller konuştukları belli. Tiplerinin farklılaştığı belli. Ama ortak materyal kültüre sahip bir şey var. Yapı var burada. Hun öyle. İsmi kalmış işte. Yani Attila'nın Hun'la ne ilgisi var? Etnik olarak hiçbir ilgisi yok. Ata bile bilmiyorlar yani. Orman halkı onlar. Değil mi? Koyunculuk ve öyle bir şey yok. Ama adı Hun. Niye? Çünkü siyasi isim odur artık yani. Göçebeysen filan. Hun olacaksın. Göktürklerle beraber Türk adının artık evrenselleşmesi değil mi? Maveraün Nehri Türk göçleri. O Firdevsi'nin şeysi işte. Şehnamesi'nin şekillendiği Turan Türktür, İran işte Fars'tır. Ondan 400-500 yıl önce şekillendi. Çok da uzak bir tarihten bahsetmiyordu aslında. Turan da İrani'dir yani onu demeye çalışıyorum. Göktürkler gelene kadar. Tarım havzası bile İrani. Karışık yani buralar. Böyle bakmak lazım ama Türkiye'de tabii algı öyle değil. Avrasya, Orta Asya demek. Orada da herkes ya Türktür ya Moğol'dur gibi genel bir algı var. İşte İpek yolu mecazı üzerinden hareketle baktığımız zaman o küreselleşme üzerinden kim ne almış ne vermiş bilmem ne işlerin biraz daha karışık olduğunu görüyoruz. Tıp tabii önemli bir alan. Astronomi değil mi? Hep Grek etkisinden bahsedilir ama Hindistan etkisinden az bahsedilir. Abbasiler zamanında Barmaki ailesi efsanevi bir aile. Çünkü bunlar aslında Bakriya bölgesinin ileri gelen Budist zengin ailesi ve meşhur Nova Vihara Manastırı'nın Arapların, Farsların Nevbahar dediği büyük çifte manastırın koruyucuları. 20.000 kişi alabilen yerler. Her yıl haç yapılıyor burada yani. Budistlerde de vardır ya. Evet. İhram giyerler filan değil mi? Belli haç merkezleri var. Tavaf ediyorlar burayı. Bu adamların Müslüman olması ve Abbasilere vezir olmaları müthiş. Bütün o astronomi eserlerinin filan işte Hintçeden çevrilmesi, sıfır rakamı bulundu diye ders kitapları nasıl bulunuyor yani. Buradan geliyor o bilgiler. Hint tıbbı bilmem ne. Yani Grek'ten ziyade 8. yüzyılda bu çok önemli. Sonra bu bilgilerin işte artık İlhanlılar döneminde İlhanlılar şeyle iyi anlaştığı için Kubilay Han'la onlar da Moğol. Karşılıklı Çin ve İran arasında gelen giden elçiler, eserlerin çevrilmesi yani o kadar ilginç ki. İskandinav bölgesinde Hristiyanlığın esamesi okunmazken Çin denizine Mançurya'ya kadar Hristiyanlık var. Şimdi bir de böyle bakalım. Avrupa diyoruz ya. İşte humoral tıp dediğimiz şey değil mi? 5 unsur, 5 eleman değil mi? Ateş, hava, su bilmem ne. Bunlar Çin'de var. Çin'de var ama Müslüman eserlerin çevirisinde var. 3500 sayfalık ansiklopedik eser çeviriyorlar. Reçete. Müslümanlar şu hastalığı şöyle tedavi eder, bu hastalığı böyle tedavi eder. Yemek reçeteleri, bilmem neler, mantı, değil mi? Adı Çince en çok verilen örneklerden biridir. Ama kendisi değil. Pişmemiş mantı kalıntısı var M.Ö. 1200'den kalma. Turfan şehrinde, müzede. Ve Rusçası pelmeni falan o da mesela işte kulak ekmek falan gibi. Şekil olarak o üçgen mantı her yerde var. Yemeği değil, Çin yemeği değil. Mutfağa varınca kadar şerbet mesela Haçlılar arasında ne kadar modaydı. Aynı dönemde Çin'de de moda. Bu reçeteler çevriliyor yani. Farabi yapan filan biraz bu o kültürel alışverişler. Biz çok batı merkezde baktığımız için yüzümüzde hep yani Grek dünyası, Akdeniz dünyası oralara dönük. Buralardan ne geliyor? Çok onun farkında değiliz aslında. Daha ilginç bir şey Hint Avrupa dil teorileri bilmem ne filan 19. yüzyılda gelişince Sanskritçe mesela değil mi? Hindistan'ın Latincesi ve Latince'ye ne kadar benzer bir dil. Evet. Bir de bunlar var. Bunları da çok atlıyoruz. Cizvitlerle bağdaştırılan şeyler işte Japonya'da, Çin'de değil mi? Matematik eserleri bilmem ne karşılıklı çeviriler yapılması. O bilgi birikiminin paylaşılması. Cizvitlerden 1000 yıl önce, 1500 yıl önce bunlar yapılıyor işte. Çinli Budistler Budizmi kaynağından öğrenelim diye Hindistan'a gittikleri vakitte de bütün bu şeyleri öğreniyorlar. Çince'ye çeviriyorlar. Çeviri işlerin çoğu tarım havzasında yapılıyor gene. Bu da önemli, çeviri merkezi. Çünkü her iki dilde bilen adamlar oralarda. Mesela değil mi? Uygurların mesela orada olması çok önemli. Şey açısından. Cengiz Han açısından. Savaşmadan teslim oldukları için tolere edilmişler ama alfabe, Moğol alfabesi bilinen hep Uygurların işi. Katipler hep Uygur. Bunlar evet. Da atlanıyor. Çelik yapımı Uygurlar da, Moğollar çelik yapmayı bilmiyor. Ya varıncaya kadar o kadar çok açılımı var ki bu şeylerin. Yani bunlar unutuluyor. Sırf meyve, sebze, bitki, efendim, tıp, astronomi, değiş tokuş üzerinden bile baksak müthiş zenginleştiren bir şey. O yüzden işte İpek Yolu metaforu ismi her ne kadar çok tartışmalı da olsa bir şekilde kaldı, günümüze kadar geldi. Ve Batı merkezci yaklaşımı aşmanın en önemli yönlerinden birisi, vesilelerinden birisi bu aslında. Bu metaforla bakmak. Böyle bakınca mesela Çin anormal durmuyor değil mi? Yani 200 yıllık bir hikayesi var. Gerilemiş, işte tökezlemiş, şu olmuş, bu olmuş. Aslında olan oluyor yani. Zaten bir Çin var, bir Hindistan var değil mi? Batı Endüstri devrimine kadar Osmanlı'ya karşı dış ticaret açığı verdi yani. Bir de böyle evet. Bakmak lazım. Ama Osmanlı da Doğu'ya karşı dış ticaret açığı veriyor. Niye böyle oluyor? Mehmet'le konuşmuştuk. Bu işlerden dolayı. İşte sürekli gümüş. Son kitabı hakkında değil mi Mehmet evet, Kuru'yla tabii. Sürekli gümüş çekiyor Hindistan, özellikle Çin. Sürekli bir gümüş çekiyor ve arkeolojik verilerde de Roma paraları muhtemelen bunlar gümüş. Tabii, orası altın. Şeyde nedir? Çin'de çıkıyor. Yani verebileceğim bir şey yok. Yani ticaret yapıyorsun. Doğudakiler altıncı, batıdakiler evet. Daha gümüşçü. Hep altınlar oraya gidiyor. Hindistan. Mesela Romalı, Pliny, bilmem ne büyük şeyler, isimler hiç hoşlanmıyorlar ipekten. Bir çok kadınsı, çok ince filan bilmem ne. Bir de çok lüks, yani ne gerek var. Bir de neden yapıldığını da bilmiyorlar ya, o da ilginç bir şey değil mi? Çok uzun süre. Anlamıyorlar. İpeğin ne olduğunu anlamıyorlar yani. Çok garip geliyor onlara. Yani bu kadar paranın ya, yani hep bir doğu algısı var. Birileri var orada, bir şeyler üretiliyor ve buraya geliyor kim bu adamlar diye. Hep böyle bir keşfetmek, işte adam göndermek bilmem ne, böyle şeyler var. Zaman zaman çok ilginç boyutlara da ulaşıyor Haçlılar zamanla, Haçlılarla Moğollar arasındaki görüşmeler. Yani Moğol hanları Papa'nın üstünlüğünü kabul etse Müslümanlar bayağı işte Moğollarla Haçlılar arasında sıkışıp kalacaklar. Aracılığı yapan da bir Hristiyan Türk olabiliyor yani Nestor'dan. Prester John şeyi. Rabban Salman değil mi? Prester John efsaneleri değil mi? Yani bunlar da aslında böyle Moğolistan'da hüküm sürdüğüne inanılan bir Hristiyan kral filan şeysi, düşünceleri. Yani böyle şeyler de var. Ve çok bunlar yani Prester John mevzusu tabii Hristiyanlık ve Orta Çağ'la ilgili de mesela Katalan Atlas'ını incelediği zaman da çok ilginç bir şekilde Avrupa'ya dair çok böyle detay yok. Hep böyle egzotik bir Çin, egzotik bir Hindistan şey veriyor ve zenginlik yani. Egzotik derken işte suyun içinden şeyler, inciler çıkıyor. Oradan işte şeyi görebiliyorsunuz mesela, karavanları görebiliyoruz, işte deve kervanları. Porselen yapamıyor adamlar yani. Kullanıyor, yapamıyor, ne olduğunu anlamıyor. İpek örneğini verdik. Bir de bu var. 18. yüzyıl sonlarına kadar bile hala işte indigolar bilmem neler değil mi? Çivit mavisi filan. Kırmızıyı değil mi? Kırmızı böceğine ezip Hindistan'da işte kırmızı renk elde ediyor. Yok bunlar. Yani sentetiği yok. Üretilememiş, hala bilinmiyor. Şam çeliği filan. Bunlar hep şey. Efsanelere konu olmuş şeyler. Nasıl yapıldığını bilmiyorlar. Böyle bakınca işte ilginç oluyor. Yani gerçekten bir endüstri devrimi var ve her şeyi değiştirdi. Bizim algımızı da değiştirdi. Ama evet. Bayağı yani 19. yüzyıl başlarına kadar iyi kötü bir denge var sanki. Evet. O kaybolmuş. İşte burada şunu kaçırmamak gerekiyor. Özellikle Avrupa cidden işte endüstri devrimine kadar bu Afro-Avrasya öbeğinde, kıtasında şeyde duruyor. Çeperde duruyor. Merkezi bir yerde değil. Çeperde durup yağmalıyor. Ama kıyılarda tutunur. Bu fakirlik yani bu yoksunluk aslında şeyi harekete geçiren. Yani bu şeyi olarak söyleyebiliriz yani nedir, savaşla, hileyle falan, ama yine de şeyi harekete geçiren, o Avrupa toplumunun harekete geçiren şey yoksunluk, fakirlik yani bir yanıyla. Onları elde etme isteği Ve 200 senede, 250 senede bütün o şeyi, dünya, bildiğimiz dünyayı, var olan o şeyi, düzeni ters düz ettiler yani. Evet. Algılarımız çok değişti bundan dolayı. Doğru. Evet. Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Oo, çok konular daha da. Sıra yetmez. Evet. Konu çok. Zaten bu konu şöyle, yani şimdi ben sabahtan beri büyük bir şaşkınlıkla aslında, yani videoyu izledim tabii, videolarınızı ve kitap yayın, makalelerinizi okudum ama tabii konuştukça insan yani doğuya yönelik algımızın nasıl aslında değişebileceğini görmek açısından, ve alan çok geniş de bir alan. Belki bu yayını izleyen birçok insan belki zihninde bazı kafasında bazı araştırma konularında not etmiş olabilir. Çünkü çalışılması da gereken bir alan. Biz genellikle işte dediğiniz gibi ya Orta Doğu ya Avrupa veya kendi içimizde işte Osmanlı falan çalışıyoruz. Halbuki bu İpek Yolu dediğimiz coğrafya çok geniş. Antropolojiyi, dini arkeolojiyi içinde barındıran çok bakir bir alan ve maalesef hani Türkiye'de çok biraz böyle unutulmuş, terk edilmiş, belki yeni yeni fark edilen bir şey. Daha Osmanlı silahlarının Çin'e nasıl gittiğini, 16. yüzyılda nasıl Osmanlı yani, Japonya'ya gittiğini hatta. Japonya'ya gidiyor. Daha bunları konuşuyoruz. bunlar da var yani. Evet. Onları artık meraklısı şeyde konuşuruz. Makaleleri minyatür mevzusunda konuşuruz artık. Evet, görselde. Osmanlı Savaşı'ndan. Şeyi peki söyleyeceğim. Burada Türkiye'de bu işler çalışılmıyor. Yurt dışında da nasıl çalışılıyor? Mesela Peter Frankopa'nın mesela kitabı var. Türkçe'ye çevrildi aslında, meraklılar ona bakabilir. Yani onu da söylemek gerekiyor. İpek Yolu Alternatif Dünya Tarihi diye Pegasus yayınlarından vardı. 3-4 iyi kitap çevrildi. Yani iyiden kastım, yurt dışında çok okunan, popüler olan İpek Yolu ile ilgili 3-4 Selenge'den çıkmış bir iki böyle ilginç kitap var. İşte o Tibet İmparatorluğu üzerine, İpek Yolu İmparatorlukları üzerine Selenge'den çıkan kitaplar var. Hani o şey ileri okumalar için de hani buradan kitap ismi de verelim. Evet, iyi oldu onu hatırlattınız. Bu önemli. Ve bu şekilde bitirebiliriz. Hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım. Sonra da yavaş yavaş kapatıp yemeğe gidelim. Çin'e oryantal dansın nasıl gittiğini anlatacaktık. Hep kaldı bunlar. Anlatın hocam. Anlatayım. Tank kozmopolitanizmi zamanında böyle İran'da meşhur olan böyle saçları savura savura döne tam bizim bir dans sözü deyince anladığımız cinsten. O şeyler çok egzotik bulunmuş. Onunla ilgili tabii çok görsel malzeme var. Meşhur Huşiyan dansı. Tank şeyinde zamanında. Çok önemsenen bir şey. Yani ne gidiyor deyince o kadar farklı şeyler gidiyor ki lafta, dört telli lafta, efendim, flüt, boboa benzeri şeyler, kaballar, bezelik müzisyenleri, bezelik yine tarım hafızası bölgesi. Hep buralardan Çin'e gitmiş. Çok çadır kurup içinde yaşamak. Sarayların şeyinde, avlusundan, Tang Hanedanı döneminde. Eti kaynatarak yemek, Türk usulü, şülen, çorbaları yapmak. Onu işte bıçakla yemek, kısa bıçakla yemek, Türkçe konuşmak filan. Kadınlar bile, Çinli aristokrat kadınların bile polo oynadığı bir dünya yani. Göktürkler dönemi. Bir de öyle bakmak lazım. Ve Göktürkler tarihte ilk defa hem Çin'le hem Bizans'la diplomatik ilişkiler yürütebilen bir imparatorluk, değil mi? Yani böyle şeyleri gözden kaçırıyoruz. Sasanilerle savaşan, değil mi? Tam İslam'ın yükseldiği bir dönemde. Mesela Sasani duvarlarını aşabilselerdi, şehir duvarlarını. Bir yanda Moğollar gibi bunlar da Orta Doğu'ya akacaklardı. Kültigin falan. Mesela bunların açılımlarını çok düşünmüyoruz. Harezmşah'ın başına gelen şey bu. Göktürklerle savaş niye çıkmıştı? Çünkü Sasaniler göçebelerin ipek satmasını istemiyor. O yüzden gönderdikleri tüccarları öldürüyorlar. Bak aynı hatayı Harezmşah yaptı. Hep anlamayız ya niye öldürdü de Moğolları kışkırttı diye. Çünkü bir paternin devamı. İran kendi yapmak istiyor o ticareti. Göçebeleri yaptırmak istemiyor. Göçebe yol güvenliğini sağlasın, benim tüccarım gitsin istiyor. Dolayısıyla Moğol tüccarları da aynı şekilde öldürdüler ama Moğollar Göktürklerin aksine bütün o İran'ı hallaç pamuğu gibi dağıtabildiler. Yani böyle uzun vadeli bakınca anlaşılıyor. Yoksa ilk bakışta hep bir sürü tarih sorgulamıştır. Okurken görürüz yani. Harezmşah niye böyle saçma bir şey yaptı? Yani böyle yapılıyordu zaten gibi. Yani o kadar çok aşılım vardır ki bu konu. Neyse. Peki. Daha fazla uzatayım. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Bugün 326. yayınımızda keyifli bir yayın yaptık. Gerçekten geniş bir çerçeveden Orta Asya ve Çin dünyasına bakmaya çalıştık. Konuğumuz Profesör Doktor Kahraman Şakul'la birlikte. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan MASAP uygulamasını ve Patreon destekçilerimize bitirmeden bir kez daha teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim.